Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nin 6. hakikatinin esaslar kısmına yaklaştık. Daha hakikatlerimiz var. Bu esaslar kısmını okumadan önce, yani kaldığımız yere başlamadan önce yine en başa dönelim. Haşir Risalesi'nde hangi ayet-i kerimelerin gölgesinde seyahat ettiğimizi bir hatırlayalım. Ondan sonra yolculuğumuza başlayalım. 10. söz Haşir bahsi 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Manasını hepimiz az çok biliyoruz. İkincisi ise Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْظُرْ اِلٰى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş söz basımda. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i kerimeyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda görüyoruz ki haşir bizim için aklın içinde ilerleyemeyeceği bir yol değil. Aksine dünyada da haşir kanununun fertleri, parçaları onun vücudundan haber verir uzuvları var. Mesela bahar haşir kanununun dünyadaki bir ucu. Daha bunun gibi çok baharlar var insanın. Kendi vücudunda muhatap olduğu beden hücrelerinin yenilenmesi üzerinden zihninin mesela uyuyup uyanmakla yenilenmesinden tutun. Daha birçok haşirler farklı farklı veçhelerden, pencerelerden baktıkça görülecek gidişler gelişler kainatta hep ola geliyor. Belki de atom altı düzeye indiğimizde yani maddenin en altına indiğimizde o her şeyin artık maddeden çıkıp enerjiye dönüştüğü o katmanda göreceğiz ki zaten varlık sürekli gidip geliyor. Aslında bir akış, bu akışın yoğunluğu bize madde olarak görünüyor. Bizim sınırlılığımız bunu madde olarak algılıyor. Fakat daha dakik gözlemlerde aslında akan enerji dalgalarından ibaret olduğumuz belki Allahu Alem kaydıyla söylüyoruz ortaya çıkacak. O zaman anlayacağız ki haşir zaten evrenin üzerine kurulu olduğu düzen. Yani varlık zaten haşri hep yaşıyor. Nasıl insan bedenindeki hücreler yenileniyor. İşte 6 ayda bir ya da 1 yılda bir bilemiyorum. İnsan bedeni tekrar bir baştan sona yeni bir vücut oluyor. Ayağımızdan tutun işte ta beyin hücrelerimize kadar. Yalnız beyin hücrelerinde nöronlar hariç herhalde. Bir yenilenme içinde vücut. Aynı şekilde bahar da bir yenilenme. Bunun farklı düzeyde yenilenmeleri her varlıkta oluyor. Her varlık katmanında oluyor. Kendisine göre baharı oluyor. Kendisine göre tekrar bir vücut sahibi olma oluyor. Bir nefes alma oluyor. Hatta bir romanda okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Dalga denizin nabzıdır diyor. Dalga denizin nabzıdır. Yani dalga oluyorsa denizin kalbi atıyor demektir. İşte kendi nabzımızı düşünün. Bak o da bir kanun demek ki. Nasıl bizde nabız var, denizde de bir nabız var. Belki uzaya çıksak uzayda da nabız diyebileceğimiz bir hareket türü var. Belki de. Bunlar elbette daha büyük, daha yüce, daha kuşatıcı bakışlarla, ölçümlerle dakiklikleri fark edilecek şeyler. Ayet-i Kerime bunu bize öğretiyor dedik. Bahar, haşrin bir numunesi, bu dünyada yaşıyoruz zaten, bir haşrı şahidiyiz. Bu haşrı ne gerektiriyor? Diyoruz ki rahmet gerektiriyor. Çünkü başka açıklaması yok. Allah mecbur değil. Bu kadar gideni neden tekrar varlığa çağırıyor? Tekrar ikram etmek için, tekrar sevindirmek için, yokluklarında üzülmesinler diye. Varlıktan çekilmeleri onlara eziyet olmasın diye.
Cenab-ı Hak tekrar tekrar onları varlığa çağırıyor. Tekrar tekrar ikramlarda bulunuyor. Tekrar tekrar Esma-ül Hüsna'sını tecelli ettiriyor. Sıfatı ilahiyesini gösteriyor. Şunat-ı zatiyesinin yansımalarını gösteriyor vesaire. Bu rahmeti ne iktiza eder ki? O kadar türün yokluğa gitmesine izin vermeyen Allah, insan türünün de yokluğa gitmesine izin vermez. Onu da tekrar varlığa çağırır. Ve yine diyoruz ki, bahara imkan veren kudret imkan verir ki insan türü de kendisine has baharına maruz kalsın, vücuda dönsün. Bir baharda binler, yüz binler, milyonlar türü tekrar varlığa çağıran kudret için bir insan türünü tekrar varlığa çağırmak işten değildir yani. Ona güç değildir. Hem kudret açısından hem rahmet açısından imkanını anlıyoruz. Zaten esaslarda da, pardon esaslar dedim, hakikatlerde de hep şöyle bir cümle vardı, cümle şekli vardı. Her hakikatin başında yer alan, mesela 6. hakikatin başındaki şöyleydi. Bab-ı haşmet ve sermediyet olup ismi celil ve baki cilvesidir. Biz bu cümleleri nasıl anlıyorduk? Ayet-i kerimedeki şablonun farklı isimlerle, farklı tecelligahlar üzerinden tekrar okunması. Formüldeki rakamların yerine, işte ne diyelim, miktarların yerine farklı miktarların konup tekrar işlem yapılması gibi düşünmek lazım. Orada mesela rahmet ve kudret, rahim ve kadir isimleri var ayet-i kerimede. Oradan öğretiliyor bize. Burada da ismi celil ve baki cilvesidir diyor. Yani o isimleri yerine bu isimleri koyun. Bir de bunların tecelligahları var. Orada ne olarak verilmişti? İşte rahmet, kudret gösterilmişti. Bahar, haşir söylenmişti. Burada da bab-ı haşmet ve sermediyet. Yani haşmetin ve devamlılığın, sonsuzluğun delili. Tecelligahımız burası olacak. Varlıktaki devamlılığı, sonsuzluğu, haşmeti okuyarak buradaki tefekkürümüzün sonucuna varacağız diye 6. hakikatin başındaki cümle haber veriyor. Hakikatlerin başındaki her cümle aslında bu maksadı görüyor. Bizi buna uyandırmaya çalışıyor. Elbette nasibimiz miktarınca. Evet, şimdi temsili bir daha okuyayım. Dün okuduk, pardon dün değil evvelsi gün, hatta ondan önceki gün temsili tefekkür ettik ama esaslar temsille ilgili olduğu için temsili tekrar bir okuyayım ama üzerine konuşmayayım. Esaslardan itibaren konuşmaya başlayalım. Şu hakikate şu temsil dürbünüyle bak ki. Mesela sen yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. Bir büyük zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için o hanın tezyinatına yani süslemesine milyonlar altınlar sarf ediyor bir gece için. Hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkatle alıyorlar ve kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymatlar tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yani gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Bak, bahar ne oldu? Haşir ne oldu? İşte o bedendeki yenilenmeler dedik. Tekrar tekrar varlığa çağrılmalar dedik. Onlar ne oldu? O kıymetli tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Tıpkı bir dekorun yenilenmesi gibi. Onlar sökülüyor falan filan hemen indiriliyor. Onları... Ya belki onların malzemesinden o tahtaları sökülerek tekrar yeni malzeme yapılıyor. Onlar asılıyor. Yeni dekor, yeni oyun, yeni sanat. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki? Bu yolda bu hanı yapan zatın daimi, pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir,
pek büyük bir sehaveti vardır. Yani cömertliği vardır. Şu anda gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştahlarını açıyor. Yani gösteriyor, gösteriyor, gösteriyor. Heyecanlanıyorsunuz da aslı nasıl bunun? Daha evvel fragmanla film örneğini konuşmuştuk. Fragmanlarda ne yapılır böyle? Filmin en can alıcı yerleri hareketli bir şekilde böyle sürekli değişerek hızlı hızlı verilir. Niye? O fragmanı izlediğin zaman "Oo ulan bu filmde neler oluyor? Oo neler neler" falan deyip filmi merak edersiniz, sinemaya gidersiniz görmeye. Bazen öyle olur ki fragmandaki zaten aksiyonun tamamıdır. Filmi izleyince dersiniz "Lan adam bizi kandırdı. Fragmana bak nasıl cık 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 böyle aksiyonla doluydu. Geldik filme. Zaten o fragmandakinden başka bir şey yokmuş. Durağan bir filmmiş" deriz. Ya bu insanın aldatmacası. Ama Cenab-ı Hakk'ın bu kainattaki değişim içinde bize gösterdiği fragman ahiret hakkında pek büyük umutlar veriyor. Bak şu oluyor, bu oluyor, o yaratılıyor, bu değişiyor. Şu patladı, şu çatladı, şu yeniden yaratıldı, bu oluştu, şunlar vücuda geldiler falan filan. Aksiyon, 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 aksiyon. Ya bu asıl memleketi nasıl olacak bu sultanın? Bak burada elma gitti, armut geldi, armut gitti, üzüm geldi, üzüm gitti, karpuz geldi. Ya kim bilir daha neleri vardır ya diyorsunuz mesela. İşte bu merakı oluşturuyor. Dünyanın bir hikmeti de bu. Bizi asıl yurdumuz olan cennete inşallah Cenab-ı Hak bizi kabul ederse, fazlıyla, keremiyle ikram ederse, lütfederse, cennette ya neler çıkacak karşınıza bir heyecanlanın hissini oluşturmak da var. Bu kainattaki değişimin, dönüşümün içinde. Bu hanı yapan zatın daimi pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir pek büyük bir sehaveti vardır. Şu anda gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştahlarını açıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Aynen onun gibi şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen şu 9 esası anlarsın. Evet, kıssayı okuduk, hatırladık temsili. Onun ardından şimdi o temsil dünya benzerliği üzerinden bazı okumalar yapacağız. Bakalım neler var. Birinci esas. Anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil. Kendi kendine bu sureti alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşalan, hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. Birinci esas. Esas neymiş? Kelime manası olarak bakalım. Burada verilmemiş. Yani esas, üzerinde durulan şey gibi anlayabiliriz yani. Hakikati, özü, esas böyle bir şey. Şimdi ilk bize verilen esas şu. Bu alemin üzerinde durulu olduğu, kurulu olduğu, ifade ettiği ilk anlam şu. Bunu anlamak niçin önemli? Bu bizim aslında arkadaşlar varlık algımızın temeli. Bir Müslüman, bir mümin, standart bir mümin kainata bakınca onu nasıl algılar? Şuurlu olsun, şuurunda olmasın. Arka planında vardır bunu. Gaflet anlarımızı hariç tutuyorum. Yani bir mümine sorduğunuzda varlık nedir? Varlığın anlamı nedir? Dünya hayatı nedir? Az çok bunları çağrıştırır cevaplar alırsınız onlardan. Çünkü Kur'an, sünnet, Allah dostlarının kelamları, nasihatleri, sözleri zaten o dünyayı inşa ediyor bizde. Öyle bir varlık algısını inşa ediyor bizde. Mesela onlardan bir tanesi buymuş. Anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil. Nasıl anlarız bunu? Dünyanın kendi için olmadığını. Hanı nasıl anlıyorsak öyle anlarmışız. Hanı nasıl anladık? Kalmamaktan anladık. Eğer bir şey kendisi için olsa, o zaman oradaki durum
geçicilik durumu olmaz. Ne olur? Kalıcılık durumu olur. Çünkü gaye odur zaten. Maksuda varılmış demektir. O yol hali, menzil hali, göçebelik hali, ikamet hali bunlar aynı değildir dedik değil mi? Daha önce konuştuk, bir önceki derste de buna dikkat çekmeye çalıştık. Yolda giden adam o manzaraların değişmesinden, yolcuların değişmesinden, oturduğu yerin değişmesinden, aracın değişmesinden, konak yerlerinin değişmesinden, bu türlü türlü değişiklikler içinden, tanışıklıklar ve ayrılıklar içinden fark eder ki bu hal kalış hali değil. Karar bulma hali değil. Bu hal ne hali? Bu hal geçiş hali, olgunlaşma hali, yetişme hali, yolculuk hali, süreç hali. Yani bir şeyden başka bir şeye varma hali bu. Yoksa asıl olan o yerde kalmak değil, yolcunun yolda kalması asıl olan değil, yolcunun yolu geçmesi asıl olan. Hiçbir yolcu yola asıl maksat olarak bakmaz, menzile asıl maksat olarak bakar. O yüzden yolculuktaki çoğu şeye katlanır menzil için. Ben mesela İstanbul'dan çıktım, Sivas'a gidiyorum. İstanbul'dan Sivas'a gidinceye kadar elbette gidişteki kullandığım teknolojiye göre çektiğim bir eza var. Yaşadığım gariplikler var, sıkıntılar var, sıkışıklıklar var, işte aceleler var, şunlar var, bunlar var. Ben bunlara niye katlanıyorum? Bunlar kalmayacağı için. Bunlar yolun adeti olduğu için, menzilin adeti olduğu için değil. Aynı sıkıntılar menzilde benimle olsa buna katlanmam. Mesela bütün yolculuk boyunca atıyorum bir otobüs üzerindeyim veya bir traktör üzerindeyim veya bir at üzerindeyim. Şimdi bu yolculuk haliyken katlanılır buna. Geçecek çünkü. Ama ya Sivas'ta bütün hayatın at üzerinde geçecek deseler? Gider miyim ben Sivas'a? Gitmem, niye? Ya öyle yaşanır mı bütün hayat at üzerinde? İnsan uyumaz mı? Başka hale girmez mi? Ağrımaz mı bir yerlere aynı şekilde durmaktan? Ki otobüs yolculuklarında bile bizim orası mesela 14-15 saat sürüyor. O 14 saat içinde bacaklarınız, mola yerlerinde iniyorsunuz, yürüyorsunuz ama yine bacaklarınız ağrıyor mesela otobüste falan gittiğinizde. Bunları katlanılır kılan yolun yol olduğunu bilmektir. Geliyoruz şimdi Müslümanın hayatına. Müslüman bu dünyadaki musibetlere, hastalıklara, belalara, çilelere nasıl bakıyor? Katlanılacak bir şey olarak bakıyor. Yani elbette gücü yetiyorsa değiştirir, hayatından çıkarmaya çalışır, gider doktora şifasını arar. Ama gitmiyorsa, yolun hali buysa ya da o yolda belli bir süreç böyle geçecekse, işte mola yerinde apar topar koşulacaksa, işte lavabolara bilmem neleri, sonra tekrar koşarak otobüse binilecekse, bu apar toparlık yaşanacaksa, mecbursa bunda süre azlığından dolayı, dünyada da buna göre, buna benzer şeyler yaşanıyorsa, onu anlar ki bu yol halidir, buna biraz katlanmak lazım. Bakınız işte Müslümanın sabrının durduğu yer de burası. Müslüman nasıl sabrediyor dünyevi belalara, musibetlere? Geçici olduğunu düşündüğü için. Kalıcılık yurdunda bunların olmadığını bildiği için. Yolla menzili birbirinden ayırabildiği için. Peki dönüyoruz seküler düzene, materyalistçe, hedonistçe yaşayan insanların hayatına. Onlar niye böyle az sıkıntıda isyana sapıyorlar veya işte intihardır, depresyondur, türlü psikolojik sıkıntılardır vesaire. Müslüman toplumlarında çok az gördüğümüz şeyin onların hayatlarında çok çok fazla olduğunu görüyoruz. O refaha rağmen bir de üstelik dünyayı sömürüyorlar, anasını ağlatıyorlar, bir sürü servetleri var. Ona rağmen hala bu kadar mutsuzlar, bu kadar intihar oranları bilmem şunları bunları yüksek. Azıcık ekonomileri bozuluyor. Fransa nasıl karıştı mesela? Türkiye'de ondan çok beter oluyor. Türkiye'de o kadar karışmıyor ortalık. Neden? Varlık algısı işte arkadaşlar. Kim neyi nasıl algılıyor? O dünyayı esas yurdu algılıyor. Cennet olacaksa burada, cehennem olacaksa burada. Cehenneminden burada kurtulmaya çalışıyor, cennetini burada kazanmaya çalışıyor. O yüzden de hep bir mücadele, hep bir savaş. Küçük şeyler bile ona çok büyük gözüküyor. Ama Müslüman'da bir yol hali var. Müslüman diyor ki kalış yeri burası değil.
Burası sınanma yeri, burası yol yeri, yolculuk yeri. Asıl yurt ahiret. Buranın kederine azıcık diş sıkmak lazım. Çünkü ahiret burada kazanılacak. Burası güllük gülistanlık olmayacak, yol hali hiçbir zaman böyle olmaz. Bu algıyla, bu tefekkürle, bu psikolojiyle Müslüman dünya hayatını karşılıyor. Daha o ilk karşılamada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğu için ağlayan kadına dediği gibi sabır musibetin ilk anında gösterilendir. Neden? Varlık algın orada ortaya çıkıyor çünkü. Dünyaya nasıl bakıyordun sen? Kalıcılık yeri mi, gidicilik yeri mi? Kalıcılık yeri olarak bakıyorsan elbette ki oradaki her yoksunluk sana zarar verir çünkü başka yerin yok. Ama gidicilik yeri diye bakıyorsan burada biraz idare edilir. Bak, daha burası, bu esas Müslümanların hayatını, kafirlerin hayatından, sekülerlerin, dünyevilerin hayatından nasıl ayırıyor, nasıl bir nüans, nasıl bir turnusal koyuyor, buradan görelim arkadaşlar. Anlarsın ki o hangi gibi bu dünya kendi için değil, kendi için olsa kalıcılık yurdu olur. Başkasını göstermek için olan geçicilik yurdu olur. Lokantada size menü getiriyorlar. Menü nedir? Geçici bir şeydir. Adam bırakır 5 dakika, 5 dakika sonra geri alır. Esas o değil. Ama yemek önünüzde kalıyor. Çünkü onu yiyeceksiniz. Menü yemeyeceksiniz yani. Menü sadece bakmak için. Veya işte diyelim ki bir servis tabağı var. Böyle gezdiriliyor. Tadımlık veriliyor. O tadımlık önünüzde kalmıyor. Bir lokma alıyorsunuz. Bundan getireyim mi abi diyor. Getir diyorsun bir porsiyon. Ondan getiriyor. Geçicilik bizi niye uyandırmaya çalışıyor? Geçicilik buranın kendisi için olmadığına uyandırmaya çalışıyor. Geçici olan kendisi için değildir. Asansöre giriyorsunuz. Asansördeki varlığınız ne kadar? Kısa bir süre. Ne için? Sizi oturduğunuz, yaşadığınız yere taşımak için. Ondaki geçicilikten esasın o olmadığını anlarsınız. Veya işte oradaki şartların rahatsızlığından da anlarsınız. Yani burası kalınacak gibi bir yer değil. Gidiyorsunuz bir yere mesela, ya burada kalınmaz diyorsunuz. Ya diyor size, bir ay idare et, ben seni başka bir yere taşırma, o zaman dururum diyorsunuz. Neden? Çünkü bir ay olur buraya katlandır ama bütün hayat burada geçmez. Dünya da bizim için öyle. Dünyada yaşanır mı? 60 yıllık imtihan için olabilir. Ama cennet bahsi gibi, cennetin kendisi gibi, ebedi kalınacak gibi dünyada yaşanmaz arkadaşlar. O halde dünya cehennem olur. Çünkü o şartlara göre hazırlanmamış. İşte öyle bir ay kalınacak kulübe gibi hazırlanmış dünya. Bir 10 dakikacık dairenize taşıyacak kadar asansör olarak yaratılmış dünya. O şartlarda yaratıldığı için onu esas alanların kafayı kırması normal. Çünkü asansörde hayat yaşadığınızı düşünün. Yatağınız orada, kahvaltınız orada, bilmem şu, bir de gelen gidenler oluyor asansöre sürekli. Orada nasıl yaşanır? Tam uyuyacağınız gecenin üçünde birisi geliyor düğmeye basıyor. Asansör dın dın dın, uyuyabilir misiniz? Uyuyamazsınız. O şartlarda değil. Bu dünyayı esas maksat yapanların mutsuzluğu bundandır. Ne kadar servetleri olursa olsun, olmayan zaten baştan mutsuzdur da olan da mutlu olmuyor. Çünkü işte o asansör hareketi onda da oluyor. Adam çok zengin, bilmem ne kadar serveti var. Aa ne oldu? Borsada kriz, serveti bir anda şu kadar düştü. Bir tweet atıyor mesela Tesla. Yok, adamın ismi neydi ya? Tesla diyoruz. O şey, mühendisti o. İsmi aklıma gelmedi. Adam bir tweet atıyor. Birden firmasının şeyleri, hisseleri bilmem ne kadar değer kaybediyor. E buyur. Ne oldu? Durdu mu elinde? İşte kalmıyor. Onun da o telaşı var. Yani o rahat rahat yemiyor ki onu. Rahat rahat yenmiyor da zaten. Çünkü insan hayatı pamuk ipliğine bağlı. Gafil de olsanız bazı yerlerde o çıplaklık kendini gösteriyor. Bir yakınınızı kaybettiğinizde veya başka bir musibet anında. Bir uyanın, siz de yaşıyorsunuz yani. Ya bu burası sabit değil ya, bak burada kalınmıyormuş. Burası çok geçici diye yaşıyorsunuz. O yüzden
bu dünyaya kendi için değil diye bakmak arkadaşlar, Müslümanın sağlıklı psikolojisinin de sağlıklı tefekkürünün de sağlıklı bir kalp hayatının da temelidir. Anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil. Kendi kendine de bu sureti alması muhaldir. İmkansızdır. Kendi kendine bu hale gelemez. Geçici olan kendini yönetemez. Onun kendi geçiciliğinin sınırlarından kurtulmuş, daha aşkın bir yerden yönetilmesi gerekir. Şöyle bir misalle de bunu açmaya çalışalım. Mesela bir kitap fuarı var. O kitap fuarında da bir hafta bir stand olacak. O standta da bir hafta görevli insanlar var. Şimdi hem stand bir haftalık, hem görevliler bir hafta kalacaklar sadece. Şimdi hem o standı, hem o standtaki görevliler kendileri yapmış olabilirler mi? Yani o da bir haftalık, o da bir haftalık, fuar da bir haftalık. Olmaz. Ne diye düşünürsünüz? Fuarın dışında varlığı devam eden bir firma var. Bu firmanın o bir haftadan daha aşkın uzun süreler çalışan müdürleri, şefleri, amirleri, elemanları var. Onlar bu fuarı hesap edip, bak şu tarihte şu kadar süre bir fuar var, oraya şu kadar metrekare alan verdiler. İşte şöyle bir standla gidersek, şöyle şöyle kitapları koyarsak iyi olur, oraya görevli de lazım. Şu kadar da eleman tutarsak güzel satış olur falan hesap eden, dışarıda, onun dışında o düzenin devamını sağlayan aşkın bir makamın olması lazım. Organizasyonun olması lazım ki o geçicilik üzerinde dursun. Geçicilik bizzat kendisini kendi üzerinde tutamaz. Adam kendisi bir haftalık, yani pazartesi başlamış göreve. O sürecin öncesini nasıl açıklarsın o adamla? Adam bilmiyordu, geldi, standa konuldu. Onu kim koydu oraya? O standın eşyaları, mesela rafları mafları zaten fuar pazartesi günü başladı. O raflar uçarak mı geldiler oraya? Bak, geçicilik kendinden önceki bir süreci istiyor. Bunun en aşkın şeyi bakiliktir, faniliğin aşkınlığı. O bugün, yarın, öbürsü gün, evveli gün, evveli gün, evveli gün falan falan, bu kısmi küçük öncelik sonralık ilişkilerini aşalım. O geçiciliği tamamen topyekün bir faniyat olarak düşünelim. Faniyat ancak bakiyat üstünde durur. Yani baki bir alem olmadan karar bulmuş, devamlı, acabası yok, değişimi yok. Öyle bir sabitelik olmadan bu değişim üzerine kurulamaz. Organize edilemez. O olmalı ki bu olmalı. Firmaların, şirketlerin, devletlerin de değişen yerleri değişmeyen yerlerine dayanarak ayakta durur. İşte Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti değişebiliyor. Mebusları değişebiliyor. Hakimi, savcısı, polisi değişebiliyor. Peki neyi değişmiyor? Devletin organizasyonu değişmiyor. Nedir o? Anayasasıdır. İşte sistemidir o, bürokratik sistemdir, seçim sistemidir. Bunlar bir derece daha sabittir. Onların üstüne diğerleri durur. Ama bunlar da sabit değil mesela. Bunların da değişmesi gerekiyor. Onu da o sistemden daha aşkın olan nedir? Halkın kendi yönetim hakkını tayin, ne diyelim ona, sistemidir. O diğerinden de aşkındır. O prosedürdeki detaylardan da aşkındır. Halk yeri gelir parlamenter sistemle yönetilmek ister. Yeri gelir ben bundan sıkıldım, başkanlık sistemi istiyorum der. Ona geçer. Onu da değiştirir, başka bir şey yapar. Bu da halkın kendini yönetme hakkıdır. O daha da üsttür. Çünkü geçmişten günümüze vardır. Onun da üstü mesela devlet ihtiyacıdır. Halk kendini yönetme isteğinden önce de devlete ihtiyaç duyuyordu mesela. Saltanat bakıyorsunuz şeyden daha da eski. Krallık, saltanat, sultanlık, bu gibi sistemler demokrasiden de eski. Neden? Çünkü devlet ihtiyacı halkın kendisini yönetme ihtiyacından da daha önce şekillenmiş. O zamanlar halk kendisini yönetmiyormuş. Halkın içinden bir kişi onları yönetiyormuş onlar adına.
Ama yine öyle bir sistem varmış gibi gibi. Karıştırmayayım kafanızı daha fazla. Özetle anlamak gereken şu: faniyat bakiyat üstünde durur. Değişkenler kararlı olanların üstünde durur. Ortada duruyorum. İpi çeviriyorum, top etrafımda dönüyor. Ben ortada sabit durmasam o top etrafımda döner mi? Güneş ortada durmasa sabit gibi, gerçi güneşin de hareketi var ama bir yere akıyor, ama sistemiyle beraber bizim içinde bulunduğumuz konumu sabit gibi düşünelim. Güneş durmasa etrafında gezegenler dönebilir mi? Gibi gibi. Kendi kendine bu sureti alması muhaldir, imkansızdır. Bu yüzden öyledir. Değişken kendisini devam ettiremez. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşalan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. Evet. İkinci esas. Hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabbi Kerim'i onları Darüs Selam'a davet eder. Bak, ikinci anladığımız da buymuş. Diğer bir açıdan neymiş? Müslümanın dünya algısının, varlık algısının, imtihan algısının üzerine kurulu olduğu ikinci esas. Birincisi neydi? Dünya kendi için değil. Bir, iki, ben de burada misafirim. Her şeyde misafir. Yani burası kendisi için değil, ben de burada kalıcı değilim. Gideceğim. Burası için yaratılmadım. Bunu nasıl anlıyoruz? Yani önceki gibi bir mantık üzerine oturtmaya çalışalım. Arkadaşlar, Allahu alem bana geliyor ki, bana öyle geliyor ki, bana geliyor ki deyince sanki deliriyormuşum gibi anlaşılır. Bana öyle geliyor ki diyelim. Bana kimse gelmiyor yani. İnsanın bu dünyadan daha aşkın yanları var. Elbette Cenab-ı Hak toprağımızı bu dünyadan almış, bedenimizi bu dünyadan karmış. Bu dünyaya bakan nefis gibi daha birçok latifemiz var. Bu dünyalı, buralı olduğunu hissettiren şeyler bunlar. Nefis mesela bu dünyalı olduğunu çok hissettiriyor. Çünkü bu dünyadaki şeylere çok hasta, aşık, meftun. İstiyor yani bu dünyadan bir şeyi, bakiyattan çok şeye tercih edebiliyor. Diyorsunuz ki şunu yapmanın 1.000 sevabı var. Ne diyelim işte, aynı para. Kurban kesmenin şu kadar sevabı var. Aynı parayla baklava alırsan 2 gün yersin o baklavayı. Buzdolabına atarsın, yersin. Lan diyor, yersem daha iyi diyor, baklava olsun. Orada onu tercih ediyor. Bu dünyalı bu nefis. Ama ruh, ama kalp, ama vicdan, onlar öteki dünyalı. Onlar da burada uzaylı gibi. Nefsin hallerine şaşıyorlar. Bir orada şey oluyor aralarında. Gerilim, ikircik. Böyle olmamak lazım. Bu kadar yetmiyor bana. Hayat bundan ibaret olmamalı dedirtiyorlar. İşte o psikoloji, o hal, o boşluk hissi, modern insanın boşluk hissi daha da fazla. Neden? Teknoloji arttı, şu oldu, bu oldu. Bazı teknolojiler açısından söyleyeyim, insana zaman kazandırdı. Mesela eskiden ev işleri daha zordu. Çünkü teknolojisi yoktu. Çamaşır yıkamak bir meseleydi. Buzdolabı yoktu, şuydu buydu. İnsan bu kadar kendine vakit ayıramıyordu, kendi haline kalamıyordu. Ama bugün modern insan daha çok kendine kalabiliyor. Bir cep telefonu gafletiyle kafasını dağıtıyor çok. Ama ondan önce kalıyordu. Ne oluyordu bu kalıştan? Bir boşluk hissi doğuyor. Bunlar değil ya. Bunlar bu kadarcık değil dünya ya. Ben bunun için gelmiş olamam. Veya adam mesela dünyanın parasını kazanmış. Yani Ferrari'sini satan bilge şeyi var ya böyle. Ya diyor, hayat bununla olamaz diyor falan filan. Vuruyor kendini çöllere, bilmem Himalayalara, Shaolin rahiplerine, Buda şeylerine falan filan. Neden? Ya bu kadar olamaz diyor çünkü bir yerde. Bu dünyadan ibaret olamaz benim hayatım diyor. Ben burada misafir gibiyim diyor. Kalmıyor hiçbir şey bende. Ben de kalmıyorum buralarda. Kalanlar da beni mutlu etmiyor. Çok hayretle, severek, iştiyakla beklediğiniz şeyler alıyorsunuz mesela. Aldıktan 1 gün, 2 gün, 3 gün, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta sıkıldım ya. Yeter ya. Hep bununla mı geçireceğim vakit? Adam almış arabasını alırken nasıl hayranı almış. İçine kim bilir ne masraflar etmiş.
3-5 sene sonra öf bu arabadan da sıkıldım, şunu çok heves ediyorum şimdi de şunu almayı düşünüyorum falan. Bak o kalıyor ama sen onu da kalamıyorsun. Lezzetli bir şey. İlk kaşık çok lezzetli. 2, 3, 4, 5. Doydun. Üstüne yiyeceksin mesela. Artık diyor ki o yeter. Daha bunu yiyemem ben. Zehir gibi geliyor. Bal gibi olan şey başlarken yemeğin içinde doymakla beraber zehre dönüşüyor. Niçin? Misafirsin. Kalmıyor sende. Sen de onda kalmıyorsun. Bunlar hep misafirlik halleri. Yani dünya bize diyor ki sen misafirsin kardeşim. Ben sende kalamıyorum. Sen de bende duramıyorsun. Bu gidişlerin hepsinin söylediği o. Ama tabii insanoğlu tenevvü etmeyle diyor üstad. Yani nimetleri değiştirerek bir tür suni yeni açlıklar oluşturuyor. Elma yiyor, elmadan bıkıyor. Bal yiyen baldan usanır derler. Her gün bal yiyen baldan usanır. Baldan usanıyor, şerbete geçiyor. Şerbet usanıyor, işte bilmem ne pasta çıkmış diyor, ona geçiyor. O değişimle kendini kandırmaya çalışıyor insan, nimetten nimete geçerek. Ama aslında sabit kaldığında o nimetin kendinde durmadığını biliyor. Sürekli onu yediğinde onun nimetliğini yitirdiğini görüyor. Yani devamlı kullanımda nimet, ben sende kalıcı değilim, tadımlığım diyor bize. Biz onu unutmak için sürekli oradan oraya atlıyoruz. Yeni bir yol bulmuşuz gaflet için. Tenevvü etmeyle kendimizi kandırıyoruz. Hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabbi Kerim'i, Kerim Rableri, ikram sahibi Rableri, terbiye edici Rableri onları Darüsselam'a davet eder. Selam yurduna davet eder. Öyle olmasaydı neden bu alemi yaratsın? Yani bizi daha güzel bir yere ulaştırmak istemese bu yolculuğu niye yaşatsın? Ha sen yolculukta isyan ediyorsun, kuralları yerine getirmiyorsun, şartnameye uymuyorsun, hanı dağıtıyorsun, yıkıyorsun, yakıyorsun. Ondan sonra yine menzili istiyorsun. O menzil gelmez sana. Sarayın odaları değil, zindanları da var. Güzel güzel konaklasaydın, kimsenin kafasını gözünü kırmasaydın, isyan etmeseydin, sultanı inkar etmeseydin, sana saray odaları hazırlamıştı, oraya götürüyordu. Ama sen bu arızaları çıkardın. Sarayın zindanı da var yani. Sultanlık sadece ikramda olmaz, cezayla da olur. Hem celali vardır, hem cemali vardır. Hem cezası vardır, hem mükafatı vardır. Saltanat bunların ikisinin üstünde durur. İtaat edene mükafat verir, isyan edene mücazaat verir yani. Ama asıl amaç, esas amaç, varlıktaki amaç hayra yöneliktir. Cenab-ı Hak bütün hayırların sahibidir. Hayrın hazinesi ondadır. Varlık şer için icat edilmemiştir haşa. Haşa. Cenab-ı Hak hep hayrı amaçlamıştır. Ama bize bir alan açmış imtihan gereği. Biz orada şerri seçtiğimizde yine bütüne baktığınızda cennetin cehennemin bir hikmeti var. Yani cennet için cehennemin de ifade ettiği bir anlam var. Cehennem için cennetin de ifade ettiği bir anlam var. Belki o baki alemde varlığın devamlılığı açısından ikisinin birden olmasının bir anlamı var. Sen burada o kanuna dahil oluyorsun. Buradaki zıtlıkların iki havuza ayrıldığı yer, üstad böyle diyor ya, bu karışık akan nehir diyor. Siyah, beyaz, iyilik, kötülük, mutluluk, keder, hepsi karışık akıyor bu nehirde. Gün gelecek diyor, iki havuza ayrılacak. Şerler bir havuza, hayırlar bir havuza. Havuz nedir? Suyun karar bulduğu yerdir. Havuza aktı mı su orada kalır. İşte bu karar yurdu geldiğinde cehennemin de bir hikmeti var varlığın devamı açısından. Yani onun da kendi fiziğinde bir yeri var. Cennetin nasıl bir yeri var? Cehennemin de bir yeri var. Ha, sen kaşınırsan sen de o nehirde o tarafa ayrılırsın. Sakinler o tarafa gidecek. Hafifler bu tarafa geçecek. Tortum olacaksın, üstünde mi kalacaksın? Tortu olmuşsan hayatın boyunca İşte Allah bizi muhafaza eylesin öyle olmaktan. O tortu o tarafa ayrılacak. Nasıl böyle işte su arıtma tesislerinde
filtreler var, bilmem neler var. Su geçerken o yoğun olan şeyler, zararlı olabilecek şeyler ayrılıyor. Dibe çöküyor bilmem ne, çeşitli çözeltilerle falan bunu yapıyorlar. Suya bir şey döküyorlar. O nasıl bir şeyse kireç gibi maddeleri, işte içilse bedeni rahatsız edecek ağır taşları, metalleri falan tutuyor. Onları katılaştırıyor. Hani o seyrek halinden daha katı, daha tortu hale getiriyor. Dibe çöktürüyor. Öyle maddeler var. Böylece su o maddeyle beraber süzülmüş oluyor. O katı, sert maddelerden, içilse sıhhate zarar verebilecek şeylerden ayıklanmış oluyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da bu dünya nehrini o imtihan çözeltisiyle bir sallıyor, bir sınıyor. Ebu Cehiller yoğunlaşıyor, katılaşıyor, alta iniyorlar, ayrılıyorlar. Ebu Bekirler radıyallahu anh üste çıkıyorlar, ayrılıyorlar. Sıhhatli, temiz su olarak başka yere, başka havuza dökülüyorlar. Cennet, cehennemin de anlamı bu aslında. Sadece ceza değil, aynı zamanda fizikte, yani o ahiret fiziği diyeceğimiz fizik nasıl bir fizikse, elbette ki bu dünyadaki fiziğin aynısı olmayacak ama orada bir karşılığı var yani. Onun da bunun da bir hikmeti var. Oradaki fiziği gördüğümüzde diyeceğiz ki cehennem de olmalıymış diyeceğiz. Cennet de olmalıymış diyeceğiz. Yani bu ikisi birbirini devam ettiriyor. Birbirinin içinde bir döngünün parçasıymış bunlar diyeceğiz. Gibi gibi. Allahu alem. Ama varlığın amacı hayırdır arkadaşlar. Biz cennete davet edildik. Cenab-ı Hak bizi cehennem atmak için yaratmadı. Onu biz kendimiz hak ediyoruz. Üçüncü esas. Birinci esas neydi? Bu dünya kendisi için değil. Birinci esas buydu. Bu dünya kendisi için değil. İkinci esas, biz misafiriz. Bu iş misafirlik işi, kalıcılık işi değil. Üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat, yani süsler, süslemeler, yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Yalnız telezzüz, yani lezzetlenmek veya tenezzüh, gezinmek için değil. Ya? Çünkü bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir. Hadi bakalım, firak ne demek? Ayrılık. Sana tattırır, iştahını açar fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısadır, doymaya kafi değil. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat ibret içindir. Şükür içindir. Usulü daimisine teşvik içindir. Yani asıl yere, daimi olan yere, usul asıl demek, asıllar demek, daimisine teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Şimdi nasıl geliyoruz? Dünya kendisi için değil, benim halim de misafir hali. Üç, ya bu dünyanın lezzetleri de sanki doyayım diye verilmemiş. Bak, iç içe geçen bir şekilde. Önce dünyanın kendisi için olmadığını fark ediyorsunuz. Daha aşkın bir şeyler var. Daha üst bir şeyler var. İki, ya benim de buradaki halim çok böyle kalma işi değil, misafir gibiyim. Üç, burasıdaki şeyler de doymak için değil. Devam ediyor. Hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Yalnız telezzüz ve tenezzüh için olsaydı şu dünya ayrılık olur muydu? İşte bu devamında o geliyor. Çünkü bir zaman lezzet verse firakıyla birçok zaman elem verir. Bir yer sırf gezmek, sırf lezzet için yaratılmış olsa karşıtı olanın ona katılmaması gerekir. Bir yemek önünüze yiyin diye verilmişse kaşıklarken tabak önünüzden çekilmemeli. Yiyorsunuz. Olur mu yani çekilse? Veya ne diyelim, bir araba size, bu araba bundan sonra senindir, sürebilirsin diye verilse ama bir saat sonra araba yok olsa, alınsa, götürülse, burada bir ikircik hissetmez misiniz? Ya bir saniye, bu araba bana verilmemiş miydi? Niye şimdi alındı?
Veya bir saniye bu yemek ben yiyeyim diye konulmamış mıydı? Niye çekildi şimdi önümden? Gibi hak iddia edersiniz yani. Bunlar bu şekilde olmaz dersiniz. Bize bunu söylettiren ayrılığıdır. Bak ayrılığın hikmetini buradan anlayalım. Ayrılık bize şunu söylüyor. Bu dünyada bazı şeyler yapıyorsun, tadıyorsun, geziyorsun, izliyorsun, ne diyelim, beğeniyorsun ama buradaki asıl amaç bu değil. İçinde boğulmak için değil. Araç bunlar. Bir kitapta okumuştum, güzel bir söz vardı, şimdi aklıma getirmeye çalışayım. Hani sekülerizmin insana yaptığı, dünyevileşmenin insana yaptığı en büyük amaç araç sapmasını söylüyor mesela. Eskiden diyor, insanoğlunun yaparken lezzet aldığı şeyler vardı. Mesela ihtiyaçtan dolayı tarlayı ekmeniz lazım. O tarlayı ekerken elbette çiftçi olmanın da bir lezzeti var, onu alıyordunuz. Şimdi diyor, dünya öyle bir yer oldu ki sırf lezzeti için işler yapılıyor. Mesela adam çok zengin ama gidiyor ya diyor şu tarla sürmek nasıl bir şeymiş bir tane deneyeyim falan diye onun için yapıyor. Bak lezzet aslında ihtiyacın karşılanması için bir araçken şimdi lezzet için araç ihtiyaç icat ediliyor. İşte gayri zaruri zaruri hale geldi diyor ya üstad bu medeniyet insanı çok borçlandırdı. Seküler medeniyet, dünyevi medeniyet. Gayru zaruri olan, zaruri olmayan yani insanlara zaruri gibi gelmeye başladı. Ne için? Lezzeti için. Lezzeti için kendisinde bir zaruret hissediyor. Şu da yok diyor hayatımızda. Ya diyor işte geldik gidiyoruz bir Ferrari'ye binemedik diyor. Yine Ferrari efendim. Ferrari firması derslerimizde büyük bir yer işgal ediyor. Niyeyse bilemiyoruz. Dilimiz dönüp dolaşıp o Ferrari'ye geliyor. Veya işte başka bir şey. Geldik gidiyoruz diyor şuna binmedik. Lezzeti için onu istiyor. İhtiyaç duyduğundan değil. Yani ahir zamanda lezzetler o kadar çok, o kadar çeşitli ve kolay elde edilir hale geldi ki maksatların önüne geçmeye başladılar. İhtiyaçların önüne geçmeye başladılar. Bir insan karnını kaç şekilde doyurabilir? Birçok şekilde. Ama bunlardan bir tanesi yeterli olur. Ne varsa buzdolabında mesela o an hazırda. O yeterli olur. Öyle düşünmüyor. Ya diyor şurada diyor şunun diyor kuru fasulyesi var diyor. Bir arabaya atlayıp gidelim o kuru fasulyeden yiyelim. Bu beslenmek için mi yapılıyor? Hayır. O kuru fasulyenin lezzeti için yapılıyor. Ve işte çoğu israfımız da buradan çıkıyor. Ayet-i Kerime'nin kısa bir mealiyle yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz buyurmasında bakınız nasıl bir sır var. Yemek içmek mevzusu eğer araçlıktan amaçlığa dönerse, beslenmekten yani lezzetin kaynağı odur. Lezzet için daha da çok masraflar, gayretler sarf edilmelidir'e dönerse bu sefer israfın kaynağı oluyor. İşte atıyorum şurada şu var, burada bu var. Şurada şu hayvanın eti var. Çok değişik bir hayvanmış bilmem ne. Yok işte burada filanca restoranda altın kaplama pasta yapıyorlar. Var öyle şeyler yani altın kaplama pasta. Nasıl ince kaplıyorlarsa o pastayı kesiyorlar böyle yiyorlar. Veya çok nadir hayvanların etlerini yediren restoranlar var. Ya adamlar oraya gidiyor o hayvanın etini yemek için dünyanın parasını veriyor. Ne oldu? Çünkü amaç oldu, araçtı, amaç oldu. Ayet-i Kerim onu söylüyor yani. Bunlar araç, araç diyor amaç olmasın. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Bunlar diyor tamam ihtiyacınız ama öteki tarafta amaç haline getirirseniz israflarınız da buradan çıkar. Bilmem kaç yıllık bordo şarabı. Kaç bin dolar. Amaç olmuş. Zaten haram da. Yani bir de adam onu amaç haline getirmiş. 1900 bilmem kaçtan kaldı. Şu kadar para. Sırf o şey için böyle. O da içti de işte bir şeyi de bitirmiyorlar çoğu zaman. Belki filmlerde falan görüyorsunuz. Şöyle bir kadehin üstüne koyuyor. Şöyle bir çeviriyor falan. Bir kokluyor falan. O içiyor. O. Ama binlerce dolar verdi. Afrika'da çocuklar aç. Dünyanın dört bir yanında garibanlar sürünüyor. Amerika'nın gökdelenlerinin dibinde evsizler yatıyor yani.
Var mı insanoğlunun böyle israf etmeye hakkı? Yok, ayet-i kerime de bizi bundan uyarıyor. Burası da bizi bundan uyarıyor. Hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat yalnız telezzüz ve tenezzüh için değil. Evet, onu veriyor. Hani dünya hayatından da bıkma diye. Nefsin bu dünyaya bağlansın diye belki bir şey olarak, sırrı imtihan olarak veya dünyada kalışın sürsün diye. İnsan zevk almasa yapar mı? Çoğu şeyi yapmaz. Yani o lezzet bize bir maaş olmuş. O işi yapmamız için. Cenab-ı Hak yemeğe bir lezzet vermiş ki insan kendi varlığını devam ettirsin. Çünkü şu kadar ömür tayin ettim. İmtihanı var, sürecek. O imtihan sürecince bu hayatta kalsın yani. Gitmesin. Onu lezzete bağlamış. Arıyı çiçek sevdasına bağlamış. Bak ne kadar yer geziyor bal için. Evet. Yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse firakıyla, ayrılığıyla birçok zaman elem verir. Elem kalıcıdır. Lezzet geçicidir dünyevi anlamda. Asıl olan açlıktır. Bu dünyada aç kaldığınız zamanlarla doyduğunuz zamanları şöyle terazinin iki kefesine koysanız açlık her zaman çok çıkar. Çünkü açlık asıldır. İnsanı kendi halinde bıraktığınız zaman sahip olduğu şey açlık olur. Doygunluk, tokluk arada bir gelip giden halettir. O açlığı bastırmak için, ondan kurtulmak için. Yani nasıl diyelim, bir rahatsızlığınız var, başınız ağrıyor. Ağrı kesici alıyorsunuz. Ağrı kesici aldığınız dönemler geçiciliktir aslında. Asılınız nedir? Aslınız baş ağrısıdır. Çünkü o sizdedir. Kalıcıdır. Ara sıra dayanamadığınızdan ağrı kesiciyle bastırmaya çalışıyorsunuz. Gibi gibi. Kusurlu bir örnek oldu ama anlatmaya çalışayım. Yani yemek de aslında bir çeşit ağrı kesici. Sizde bir açlık diye bir şey var. Katlanamadığınız yerde bunu artık vücudunuzun SOS verdiği veya nefsinizin ya yeter artık dediği yerlerde az bir şey aspirin atıyorsunuz. Onun da kendi aspirini var. Baklavası, şu sıvısı, türlü türlü ilaçları var. Atıyorsunuz. Geçici olarak kesiyor. Yine devam ediyor çünkü. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat sonra, 5 saat sonra hop tekrar ben yine acıktım. Böyle buzdolabını tırtıklamaya başlıyorsunuz. Tabakların dibindeki ekmekleri yemeye başlıyorsunuz. Neden? Kalıcı olan o çünkü. Aslı olan o. Bu dünyanın aslı ayrılıktır. Vuslat geçicidir. Geçiciliğinin bir şeyi de zevkinin varıldığı anda yok olmasıdır. Vuslat anı dediğiniz şey işte Everest'in tepesine çıkan adam ben olacağım. Çıkması bilmem ne kadar, hazırlığı bilmem kaç sene diyelim. Çıkıyorsun, çıktın, bir saat durdun, tamam bitti işte, o kadardı. Oraya çıkan adam oldun. Bu kadar yani işte hani vuslatı bu kadar ama onun o açlığı ne kadar sürdü? Demek ki asıl olan açlık. Zaten faninin de asıl olanın açlık olması mantıklı. Çünkü fanilik şuur altı düzeyde veya şuur olarak geçiciliğini biliyor. Onu kaldıracak, daha çok tutacak şeyi arıyor. En özü bu yani. Bütün açlıklarımızın, ihtiyaçlarımızın, boşluklarımızın altında yatan şey bizim faniliğimizi bilmemiz, sezmemiz, hissetmemiz. Bazen şuurla, bazen şuur altı olarak kalmak istiyoruz dünyada. Kalmak için de kendi varlığımıza, eksilen varlığımıza, yokluğa doğru giden varlığımıza varlık katmaya çalışıyoruz. Yemek de bir varlık katmaktır. Okumak da bir varlık katmaktır. Sanatla ilgilenmek, gezmek, tozmak, yeni yerler görmek bunlar da hep kendine varlık katmaktır. İnsan kendi varlığına varlık katmaya çalışıyor dışından sürekli. Onunla hayata tutunmaya çalışıyor. Nefis bize bu amaçla verilmiş, dünyaya tutunalım diye. Dünyada kalışımız nefisle. Ruhun bedene, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Kuddise Sürruh galiba sözüydü bu. Ruh bedene girdi ama beden ruhla böyle irtibat kuracak, uyum sağlayacak bir şey değildi diyor. Ruh bedene nefsinden aşık edildi. Onunla bağlandı yani birbirlerine. Evet.
Çünkü bir zaman lezzet verse firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, iştahını açar fakat doyurmaz. Doyursa da doymasına kadar işte bir saat, iki saat. Çünkü ya onun ömrü kısa ya senin ömrün kısadır. Doymaya kâfi değil. Doymak nedir? Doymak demek bir daha açlığını duymamak demektir. Bir daha o şeyin varlığını aramamak demektir. Doymak diyeceksek doymayı böyle anlamamız lazım. Bir daha öyle bir onunla olacağım ki bir daha onsuzluk yaşamayacağım. Doymak budur asıl manasında yani. Ama bizimki öyle değil ki. Biz hep bir üstüne veya onun kendisine veya daha altındakine ihtiyaç duyuyoruz. İşte mesela doydum artık şu cins araba kullanmayacağım. Ona doydun ama başka bir cins araba da sana göz kırpıyor böyle. Bak diye ben de çıktım yeni model, yeni kasa, yeni motor. Bilmem o şu kadar hıza çıkıyordu, ben bilmem şu kadar hıza çıkıyorum. Şimdi bu bir tanesine doymuşluk olabilir ama aslında daha üstüne duyulan bir açlık oldu, şekil değiştirdi. Yani doymanın asıl şekli onun bir daha varlığını aramamaktır. Asıl doymak böyle olur. Adam diyor başarıya doydum. Yani bir alanda doymuş olabilirsin ama hala mesela çıktığın zaman sokağa ilgi arıyor musun? Abi doymamışsın. Sadece bir alanda doymuşsun sen. Mesela iş adamı diyor ki ben başarıya doydum. Bundan sonra diyor gençlere işte tecrübelerimi anlatacağım. Sen başarıya doymamışsın, sen para kazanmaya doymuşsun. Şimdi yeni bir açlığın olmuş. Nedir o açlık? Gençlerin ilgisi, sevgisi, insanların beni tanıması, kültürümü, birikimimi, işte yeteneklerimi paylaşmak. Hani biraz böyle daha manevi bir kazanç. Maddi olan da manevi olana ilgi çünkü. İnsanların ilgisi daha manevi bir kazanç. Şöhret daha manevi bir kazanç. O para kazanmaya, maddi şeye kıyasla. Sen ondan vazgeçmişsin, öpürüne müşteri olmuşsun. Aslında doymamışsın. Bu alandaki başarıya geçmişsin. Bizim kullandığımız doymak tabirleri aslında açlıktan açlığa geçiş. Asıl bir doyuş değil. Doyuş demek ihtiyaç duymamak demek. İnsan ihtiyaç duymadığı bir an var mı? Mutlaka bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Birçok şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Her an duyuyoruz. Arada da kısım kısım açlıktan açlığa geçişlerimiz var. Yani bizim doymaklarımız, altını çizerek söylüyorum arkadaşlar, insanoğlunun doymak dediği şeyler açlıktan açlığa geçiştir. Asıl doymaksa bir daha ihtiyaç duymamakla olur. Bu kısmı aklımızda tutalım yani. Biz hep açlıktan açlığa geçiyoruz. Burada bir de haşiye var. Ama önce şu paragrafı tamamlayalım. Çünkü ya onun ömrü kısa ya senin ömrün kısa da doymaya kafi değil. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat ibret içindir. Resim galerisinde, sergide kısa bir süre kalan eşyaların amacı alıp onu evine götürüp asmak değildir. Nedir? Bakıp öğreneceğin var, öğreneceksin. Bakıp alacağın var, alacaksın. Kendinde bir değişiklik inşa edeceksin. Diyelim hani ibret manası içinde. O şey seni değiştirecek, sen onu sahiplenmeyeceksin. Hah, böyle anlatalım. Bir şeyle muhatabiyetimiz geçici kılınmışsa onunla kendimizi değiştireceğiz demektir. Onu sahipleneceğiz demek değildir. Adam sana bir kağıt veriyor. Bunu oku, ondan sonra diyor şuraya gir. Ama diyor kağıt elinde kalmayacak. Demek ki bu o kağıdı sahiplenmek için değil. Bu kağıdı okuyup bir şeyleri öğreneceğim. Kendimde bir şeyler değiştireceğim. Ona göre içeride bir muamele olacak. Geçici olarak verilmiş. Ne için? Bizi değiştirmesi için. Bize bir şeyler öğretmesi için. Şahit olmak için, sahip olmak için değil. Heh, bu cümle şah bir cümle olsun, altını çizelim. Geçici olana muhatap olmak, amacın sahip olmak değil, şahit olmak olduğunu gösterir. Geçici olanla muhatap olmak, amacın sahip olmak değil, şahit olmak olduğunu gösterir. Yani o şey seni değiştirecek. Senin için de bir şeyler değiştirecek. Onu sen alıp götürmeyeceksin, onu değiştirmeyeceksin, sahip olmayacaksın, sende kalmayacak. Sen içinde bir şeyleri onunla değiştireceksin. Sonra o gidecek. Evet.
şükür içindir. Usulü daimisine teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Şükür içindir deyince Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin Mesnevisinde geçiyor galiba. Şükür diyor, nimet avcılığıdır. Yani çok hoşuma gitti mesela. Yani nesnelerle muhatap oluyorsun. Şükrettiğin zaman onun nimet olduğunu anlamış oluyorsun. Avladın yani onu. Çok hoş bir tabir. Daha ince düşünmek lazım. Ama hani avcılık açısından yaklaşmak çok mantıklı, çok güzel. Usulü daimisini, asıl yere, asıl devamlı olan yere teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Evet. Haşiye 1. Evet, madem her şeyin kıymeti ve dekaiki sanatı, sanat incelikleri gayet yüksek ve güzel olduğu halde müddeti kısa, ömrü azdır. Demek o şeyler numunelerdir. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Ve madem müşterilerin nazarlarını asıllara çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır. Ve madem müşterilerin nazarlarını asıllara çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır. Öyleyse elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinat bir Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladığı niyam-ı cennetin numuneleridir denilebilir ve denilir ve öyledir. Menü bu dünya bir menü. Bu dünya bir fragman. Bu hızlılık, bu yüksek sanat içindeki hızlılık, bu yüksek lezzet içindeki hızlılık, bu yüksek mühendislik içindeki hızlılık ne diyor bize? Ya burası asıl değil, burada bir bak, asıl o taraf. İşte fuar gibi, şurada bir bak mallara falan, işte ürünlerimizi tanı, neler yapabiliyoruz gör, fabrikaya bekliyoruz. Satış yerimize bekliyoruz, üretim yerimize bekliyoruz. Manası bu, bu hızlılık, bu çeşitlilik. Sanat içinde durmayış bir sergi edası taşıyor. Dünyaya bu gözle de bakmak gerekir diye Üstad Hazretleri elhamdülillah 10. sözde bize bunu öğretti. Şimdi bu esasları okuyoruz ama bu esasların baştaki ayetle ne ilgisi var? Allahu alem kaydıyla söyleyeyim arkadaşlar. Bununla da bitirelim, zaten süremizi de doldurduk, taşırdık. İşte bahardaki geçiciliği anlamak. Niye Allah-u Teala her sonbahar varlığı kışına döndürüyor? Kıştan sonra ilkbaharda da tekrar varlığa çağırıyor. Neden gidiyorlar, neden geliyorlar? Bunun hikmetini çözemezsek burada bir boşuna mesai sarfı gibi haşa sümme haşa bir şey var yani. Bir insan evini yapsa, yıksa, tekrar yapsa, yıksa, tekrar yapsa, yıksa dersiniz ki sen deli misin kardeşim, yani gir içine otur, niye yıkıyorsun tekrar, niye tekrar yapıyorsun, niye tekrar yıkıyorsun? Hikmetini bilmediğimizde onu anlayamayız. Tıpkı onun gibi de Cenab-ı Hak varlığı neden yıkıyor, neden yapıyor, neden yıkıyor, neden yapıyor? Bu esasları bilmeden anlayamayız. Varlığın asıl olmadığını bilmezsek, o evin, o adamın kalacağı yer olmadığını bilmezsek, o adam belki de orada mühendislik sanatını deniyor. Tatbikat yapıyor belki. Tatbikatta ne yapılıyor? Oradan işte gemi geçiyor, füze atışı yapıyorlar. Lan gemiyi niye vurdunuz da? Veya işte orada ev var, evi füzeyle vuruyorlar. Lan füzeyi niye attınız eve? Ya o ev kalsın diye değil, bu füzeyi denemek için. Ne kadar sağlam duvarı delebiliyor? Ne kadar bir binayı yıkabiliyor? O adam da evi yıkıp yaparak, mühendisliğini deniyordur belki. Tekrar gösteriyor mesela, bak bu ev böyle de yapılabilir. Bu sanatla da yapılabilir. Bununla da yapılabilir. Belki talebeleri var, onları yetiştiriyor. Atıyorum, bu bir temsil. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da bu dünyada başka bir şey gösteriyor bize. Kaldırmak için yapsa bu dünyayı kaldırır zaten. Öyle bırakır. Değiştiriyor, ondan bize başka bir şey anlatıyor. Bunu çıkarmamız lazım diye bu esaslar belki o ayet-i kerimeyle öyle bahar üzerinden bir bağ kuruyorlar. Rahmetin izahını bize yapıyorlar. Rahmet bu dünyada değişimi iktiza ediyor. Rahmet bu dünyada değişimi iktiza ediyor ki bu dar dünyada çok nimetlerle muhatap olalım, çok renkli şeyler tanıyalım, çok ayetleri görelim. Evet arkadaşlar, hem kudretin hem rahmetin hissesi var. Kudret de
neler yapabildiğini gösteriyor bize. Ve hu ala külli şeyin kadir sırrı, onun her şeye gücü yeter. Bu değişim içinde azametini gösteriyor bize. Bu dar dünyada bu değişim içinde biz Cenab-ı Hakk'ın kudretinin azametini görüyoruz. Şahit olduklarımız içinde biz güneşin oluşum sürecini görmedik. Yıldızların patlama sürecini yanında izlemedik yani. Öyle bir izleme şansımız da yok. Çapımız belli, kapasitemiz belli, şahitliğimizin sınırları belli. Ama dünyadaki değişimi görüyoruz, baharları, kışları görüyoruz. Bunlarda da bize bir azamet görünüyor. Pekala, çok konuştum. Kısa keseyim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.